nokta yapılarının nasıl çizileceğini daha önceki videolarda görmüştük. Artık moleküllerin yapılarını tahmin etmeyi de biliyoruz. Hadi, bu öğrendiklerimizle dipol momenteri kullanarak moleküllerin polaritesini analiz edelim. Dipol momentinin ne olduğunu açıklamak için burada sağ taraftaki duruma bakalım. Pozitif yüklü bir proton, biraz uzağında da negatif yüklü bir elektronumuz var. Bunların bir d uzaklığıyla birbirinden ayrıldığını varsayalım. Bir protonun ve bir elektronun aynı büyüklükte yüke sahip olduğunu biliyoruz. Her ikisi de Q eşittir. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 19 yüke sahip. Elbette proton pozitif yüklü olacak. Protona pozitif Q, elektrona da negatif Q diyelim. Aynen bu şekilde. Dipol momenti hesaplamak istersek, buna Yunan harfi mü ile göstereceğiz. mü eşittir dipol moment yükü burada büyüklüğü Q ile yükler arasındaki uzaklık D'nin çarpımı. Yani mü eşittir Q çarpı D. Bu videoda işlemin ayrıntılarına inmeyeceğiz. Ama ilerler ve bu hesaplamayı yaparsanız D bir birimine ulaşırsınız. İşlem sonucunda bir sayı bulacaksınız ve bu sayı D bir biriminde olacak. Biz daha çok moleküler yapı üzerinden dipol momenti analiz etme ile ilgiliyiz. Hadi ilerleyelim ve HCl için nokta yapısına bakalım. Hidrojen ve klor arasındaki bu kovalent bağa bakarsam, bu bağın iki elektrondan oluştuğunu görürüm. Klor hidrojenden daha elektronegatif. Bu da iki elektronun klora daha yakın çekileceği anlamına geliyor. Bunu burada bir okla göstereceğim. Ok, elektronların hareket yönünü işaret ediyor. Yani bu sarı renkteki elektronlar klora yaklaşacak şekilde hareket edecek. Yani klor etrafında biraz daha fazla elektron yoğunluğuna sahip olacak. Bunu kısmi negatif yükle göstereceğiz. Buraya Yunan harfi küçük delta'yı koyalım. Elektron yoğunluğu burada yükseldiği için kısmi negatif. Hidrojen bir miktar elektron yoğunluğu kaybettiği, yani bir miktar negatif yük kaybettiği için de burası kısmi pozitif olacak. Evet, kısmi pozitif işaretini de çizelim. Molekülü kutuplaştırdığımız bir durum oluşturuyoruz. Molekülün bu sağ tarafı elektron yoğunluğunu arttırdığı için bu taraf kısmi negatif taraf olacak. Burada bir kutup oluştu. Diğer tarafta ise elektron yoğunluğunu kaybediyor. Bu tarafta kısmi pozitif olacak. Pozitif işareti buradan geliyor. Buradaki oka bakarsanız bu küçük artı işareti bu molekülde yükün dağılımını gösteriyor. O halde iki kutbumuz var bir pozitif kutup ve bir negatif kutup. Bu iki kutbu kütle merkezi olarak düşünürsek aralarındaki mesafeyi de bulabileceğiz. Dolayısıyla bu molekül için dipol momenti hesaplayabileceğiz. HCl için dipol momenti hesapladığımızda mü yaklaşık 1,11 dB'ye çıkar. Kutuplaşmış bir bağımız ve kutuplaşmış bir molekülümüz var. Bu nedenle HCl kısmi polar diyebiliriz bir dipol momentine sahip. Bu yaptığımız bir tür moleküllerin analiziydi. Hadi başka bir tane daha yapalım. Mesela karbondioksiti alalım. CO2 molekülünün doğrusal olduğunu biliyoruz. Yani nokta yapısını çizdikten sonra doğrusal bir yapı elde edeceğiz. Dipol momenti belirlerken bu önemli olacak. Bu karbon oksijen bağındaki elektronları analiz edelim. Karbon ve oksijen arasında bir çift bağ kurulduğunu görüyoruz. Oksijen karbondan daha elektronegatif. Öyleyse oksijen bu elektronları kendine daha yakın olarak çekecek. O zaman okumuzu ya da vektör işaretimizi buraya çizelim. Burada bir dipol bağ durumu var. Sol tarafta tamamen aynı durum söz konusu. Oksijen karbondan daha elektronegatif. Öyleyse bu elektronlar bu oksijene daha yakın çekilecek. Göstermek için burayı da başka bir ok ya da vektör çiziyoruz. Her ne kadar burada ayrı dipol bağlar olsa da bu molekülün lineer yani doğrusal olduğunu düşünürsek bu iki vektörün eşit büyüklükte fakat ters yönlerde olduğu için birbirini dengelediğini ve sıfırladığını görürüz. Haliyle bu molekül için bir dipol momentinin olmasını bekleyemeyiz. Burada bir moleküler dipol yoktur. Yani mü eşittir 0. Bunu basit bir örnek olarak halat çekme oyunu gibi de düşünebilirsin. Elinizde gerçekten güçlü atomlar ve oksijenler var ama eşit güçteler. Eğer farklı yönlerde eşit güçle çekerseniz durum dengelenecektir. Ayrı dipol bağları dengelendiğinden bu molekül bütününde dipol moment yok. O yüzden karbondioksit apolar olarak kabul edilir. Biraz daha ilerleyelim ve sağdaki su molekülünü analiz edelim. Hidrojen ve oksijen arasındaki bu kovalent bağlar, elektronlar, oksijen hidrojenden daha elektronegatif olduğundan oksijene daha yakın çekilecekler. Buradaki bağ için de aynı durum geçerli. Aynı zamanda merkez atomumuzda düşünmemiz gereken elektron çiftlerimiz de var. Bu tabii ki de elektron yoğunluğunu bu elektron çift için bu yönde, bu çift için de bu yönde arttıracak. Su molekülünün geometrisinin eğimli olduğunu bilsek de, bu iki boyutlu yüzeyde gösterilmesi oldukça zor bir durum. Bir üç boyutlu set kullanıyorsanız, net dipol momentinin bu durumda yukarıya doğru olduğunu görebilirsiniz. Bu ayrı ayrı dipol kuvvetleri toplanarak moleküler dipolünü verir. Bunun sonucunda da su molekülünüz için dipol momentini bulursunuz. Mü burada yaklaşık 1.85 çıkar ve suyu polar molekül olarak belirtebiliriz. Hadi iki örnek daha yapalım. Solda CCL4 yani karbon tetraklorür var. Burada karbona bağlı bir klor olduğunu görüyoruz. Düz bir doğru olduğu için sayfanın düzleminde olduğu anlamına gelir. Bu karbon etrafında geometrinin yüzlü olduğunu da biliyoruz. O halde hadi bunu da analiz edelim. Buraya klorun uzay düzleminde size doğru geldiğini gösteren bir kama çizelim. Buraya da tire çizelim. Klorun uzay düzleminde geri doğru sizden uzağa gittiğini göstersin. Bu şekilde geometriyi düşünebiliriz. Tabii 3 boyutlu bir setle bunu yapmak çok çok daha kolay. Hatta bu molekülü ne kadar döndürürseniz de tüm yönlerden aynı şekilde gözüktüğünü görebilirsiniz. Bu molekül için dipol momentini analiz ederken bu durum gerçekten önemli. Hadi yapalım. Elektronegatiflik farklarıyla başlayacağız. Bu yukarıdaki karbon klor bağına aslında karbon klor bağındaki iki elektrona bakarsam klorun karbondan daha elektronegatif olduğunu görürüm. Bu nedenle bu elektronların klora daha yakın çekileceğini düşünebiliriz. Bunun için yeşil kullanayım. İki elektron bu yönde hareket ediyor. Tüm bu klorlar için de aynı durum geçerli. Klor karbondan daha elektronegatif, dolayısıyla bu ayrı dipol bağlarını çizebiliriz. Bu kuvvetlerden 4 tane çizebiliriz. Elimizde 4 dipolümüz var. Fakat bunlar 3 boyutta dengelenecekler. Tabii bu yine 2 boyutlu yüzeyde çok zor görselleştirebileceğimiz bir şey. Fakat molekül modeline bakacak olursak döndürdüğümüzde aynı şekilde olduğunu görmek çok daha kolay olurdu. Evet. Bu ayrı dipoller birbirini dengeler ve sıfırlanır. İşte bu yüzden bu molekül için dipol momenti yoktur. Yani mü eşittir sıfır. Karbon tetraklorür molekülünü apolar olarak belirtiriz. Hadi klorlardan birinin yerinde hidrojen olan sağdaki örneğe de bakalım. CHCl3 yani kloroformumuz var. Molekülü analiz edersek önce buradaki bağı düşünelim. Karbon hidrojenden biraz daha elektronegatiftir. Yani bu kırmızı bağdaki elektronlar bu sefer karbona doğru hareket edecek. Bir kez daha karbonla klora bakarsak, klor daha elektronegatif, yani bu yönde bir dipol bağımız olacak. Tüm klorlar için de aynısı geçerli olacak. Burada görmesi biraz daha kolay. Öyleyse ayrı dipol bağları birleştirecek ve bu molekül için aşağı yönde net dipolu verecek. Moleküler dipolü çizersem molekülün bütünü için dipol momenti biraz daha aşağıda olacak. Burada bir hidrojenimiz olduğun. Aşağı doğru olan kuvvetleri dengeleyen bir yukarı doğru kuvvet yok. Bu nedenle bu molekül için dipol momenti olmasını bekleriz. Kloroform için mü yaklaşık 1,01 çıkar. O yüzden kloroform için karbon tetraklorür örneğimizden kesinlikle daha polardır diyebiliriz.